Merhaba değerli dostlar, ben Eren Çelikel, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Aralık ayının 16'sı. Adana'da yaklaşık 2-3 gündür yağışlıydı. Ve iklim biraz soğudu. Geceleri 10 derecenin altına iniyor. Aralarda pek fazla bir uçuş kalmadı bu saatlerde. Yağmurun ve soğuğun etkisiyle. Ben de şimdi arılarımı kış modu için, kışın stoklarını çok fazla harcamasınlar diye kek koyacağım arkadaşlar. Kovanlarıma tek tek koyuyorum. Bu baştakine koydum. Bunda da birlikte açalım. Birkaç tanesinde vardı. Bunda mıydı? Tam hatırlamıyorum. Şimdi kovanımı açıyorum. Evet, bunun keki var. O zaman diğer kovanı atlayacağız. Evet, bunda kek var arkadaşlar. Buna o zaman şu an buna koymama gerek yok. Diğer kovanıma hemen geçelim. Hiç bunu rahatsız etmeyelim. Bu vakit geçiyor akşam. Ben direkt kamerayı diğer tarafa alayım. Evet. Şöyle diğer kovanımı açacağım. Kekim bu şekilde arkadaşlar. Ucunu açacağım. Uç taraftan koyacağım. Ve arılarımız kışın sade bal stoklarını yemesinler diye. Bunda da varmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Önceden, o zaman bir diğerine geçeceğiz. Daha sonra koyarız. Evet, bunda var şu an. Daha tam tüketmemişler. Neyse, böylelikle arıların evet karton durumuna bakalım. Biraz iyi sıkıştırılmış durumuna da bakıyorum kartonlarına durumda. İçerisine kartonlar koyacağım. Rutubetini, nemini alsın diye arkadaşlar böyle yan taraftan koyuyorum. Evet. Şunun en sondaki peteğinde pek bir faaliyet yok. Ama olsun. Biz kartonumuzu koyalım. Bunu yaklaştıralım. Kartonumuzu koyalım. İçerideki nemi alsın diye. Bunu da kapatacağım. Diğer kovana geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kapatacağım. Kartonda diğer bir planını attık. Diğerine geçelim arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Evet, buradaki kovanım var. Şimdi onlara bakacağım. Arılar daha Adana'da. Ayın 16'sı. Yeni yeni kış moduna geçti ama salkıma geçmemişler henüz daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi halen petek aralarında geziyorlar. Çünkü içerisinin ısısı çok şey değil. Bunda da kek var. Çok fazla tüketmemişler. Şaşırdım doğrusu. Evet. Bunu az olanlara ilave edeyim ben. Burada. Tüm bir tane verelim. Buna tüm bir tane açıp verebiliriz. Şöyle ucundan. Arkadaşlar bunu böyle ucundan açıyorum. Arı zaten buradan giriyor arı. Sonuna kadar geliyor. Hem buralarına hava almadığı için bozulmuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağzını açıyorum. Onlar kendileri ihtiyaç duydukça içinden yiyecekler arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, kekimi buraya yerleştireyim. Biraz sinirlendiler. Duman da vermedim hiç. Şöyle yine duman veriyorum. Dumanın içerisinde, körüğün içerisinde mandalina kabukları var. Doğal bir, hem arıya varova gibi faydası da olur.
kekini koydum ve kovanı bu şekilde kapatacağım. Evet, arabaya mevcutu azaltır gibi olmuş. Burada bal yapmışlar biraz. İçerinin nemini alsın. Daha çok soğumadı henüz Adana. Böyle kartondan biraz içerinin ısısını değiştirebiliriz. Boş alanlara koyalım. İçerideki hem hacim alan daralmış oluyor arkadaşlar. Hem de arılar nemden zarar görmemiş oluyor. Bu şekilde kapatabiliriz. Bu şekilde. Üzerine bir de üzerine şöyle bir tahta koyacağım. Isıyı yukarıdan çok şey yapmasın. Normalde iyice havalar soğusa trafos koyacağım. Daha onu da ayarlamadım. Çünkü daha 2 güne kadar bu arılar uçuyordu arkadaşlar. 2 güne kadar uçuş vardı. Üzerleri de kapalıydı bunların. Çinkoyla. Çinko değil de böyle enerji paneli vardı. Evet, hava kararmadan uzatmayalım. Kovanımızı da açalım. Bunun çalışması güzeldi. Evet, aslında şu en son çıtayı almak istiyorum. Çok iyi bir çıta değil. Onun balını da belki değerlendirir miyim diye bir bakmak istiyorum ama bu çıtayı çünkü bu kovandan çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Çok iyi bir çıta değil bu. Taze bal da var üstünde. İyi bir çıta değil bu. Eskiden beri içinde. Gördüğünüz gibi çıta çok güzel bir çıta değil. Hava da kararıyor ama taze bal da getirmişler buna. Neyse, şimdilik yine dursun. Şimdilik yine dursun. Arının mevcudu çok iyi arkadaşlar. Bu arı şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 çıta oldu. Burada kurcalamaya gerek yok. Buna da bir kek koyalım. Buna da kekini koyalım. Bırakmak istiyorum. Bu kekler artık son bahara kadar bunu ne tüketirlerse, ne zaman bitirirlerse, çünkü hava soğuyor. Bu kekten kendileri ne kadar tüketirse arkadaşlar bu şekilde kapanacak kova. Şunu sıkıştıralım.
Bunun içine bir karton atacağım. Şuradaki nemi alması için şöyle koyabilirim. Soktu. Çok kötü soktu. Kartonları içerideki hava yağmurlu gidiyor. Nemi alsın diye koyuyorum arkadaşlar. Hava da kararıyor. Bir yandan acele ediyorum, işten geldim. Bu şekilde kış moduna hazırlanmış oldum. Bundan sonra çok fazla hava ısısı iyi olmadığı müddetçe bu kovanları açmayacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu kovanı da kapatıyorum. Şimdi bunu yapmamızdaki gaye, artık arılar kışın kovan içinde çok sık kalacak. Doğal olarak mesela 3 gündür 2 gündür yağmurluydu hava. Bu yağmurlardan dolayı da arkadaşlar kendi stoklarındaki balları yemeye başladılar. Biz de stoklarını erken bitirmesinler diye, arılar stoklarını erken bitirmesinler diye bu bal ve polenden yapılmış olan keklerden veriyoruz. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.